Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda Fimi'nin X8'e 2022'si ve combo modelini inceleyeceğiz. Hadi hemen incelemeye geçelim. Hemen kutuyu açmakla başlıyorum. Etiketi kestim. Etiketi kestikten sonra şöyle bir taşıma çantası çıkıyor. Aslında şöyle belirtmemde fayda var. Cihaz direkt çantayla satılmıyor. Bu benim kullandığım combo versiyon. Hem combo hem megafon versiyon. Hemen bizi bir sünger karşılıyor. Süngerin altında bir takım ıvır zıvır evraklar var. Okumaya önem vermediğim şeylerden biliyorsunuz. Yine çok kalın, böyle kağıdı çok kaliteli bir takım şeyler var. Yine takılırsanız bunları okuyabilirsiniz. Ben okumuyorum. Genelde tecrübe ederek öğrenmeyi daha çok seviyorum. Hemen önce cihazı çıkartacağım. Bu Fimi'nin diğerlerine nazaran en farklı, en bariz özelliği artık bu aparata, yani gimbal koruyucuya para vermeyecek oluşumuz, ama ben bunu yerinden çıkartabilecek miyim? Şöyle söyleyeyim, insanlar geçen sene, geçtiğimiz yıllarda bu aparata inanılmaz paralar verdiler. Ama şu an ben bunu çıkartamıyorum, inşallah kırmam. Şöyle herhalde bastırarak mı çıkartacağız? Bastı. Yanlardan sıkmamız gerekiyormuş. Yanlardan sıktığımızda çıktı. Burada IMU sensörlerine ait bir yer koymuşlar ama hala IMU modülü yok. Yani engel sensörü kullanmıyoruz. İşte öyle süs olsun diye siyah bir alan koymuşlar. Ama şey hissettiriyor elinize aldığınızda, o yumuşaklık ve kadifemsilik cihazda var. Yani ben diyor Xiaomi ekosistem ürünüyüm, kaliteliyim diyor açıkçası. Hemen kanatlarını açalım şöyle. Önce ön, sonra arkaları açıyorsunuz. Cihazın içine baktığımda cihazın içinde bize hangi bilgileri veriyor? Üreticisi, bataryası var 4500 mAh'lik. İşte FCC ID'sinden bahsediyor. Bu cihazda bir de önemli bir husus daha var. Remote ID var. Peki Remote ID nedir? Hemen bundan da bahsedelim. Remote ID dediğimiz şey Amerikan sivil havacılığı ve Avrupa sivil havacılığında sıklıkla kullanılan bir cihaz havaya kalktığında cihazın konumunu diğer cihazlarla ve emniyetle paylaşan sistem. Yani aslında bizim ülkemiz henüz bu kadar gelişmedi. Sivil havacılıkta biraz Bangladeş ya da Vietnam gibi görüyorum kendim açıkçası. Oralarda sınıflandırıyorum. O yüzden biz henüz bu teknoloji kullanmasak da Amerika'da ve Avrupa'da bu teknoloji aktif. Bir helikopterle drone'unuz aynı yerde uçuyorsa helikopterin drone'unuzdan haberi var. Ya da kolluk kuvvetleri sizin drone'unuzun hangi irtifada, hangi seri numaralı uçtuğunu çok rahat görebiliyor ve buna müdahale edebiliyorlar gerekirse. Kutu açılımımıza devam edelim. Kutumuzdan bir tane kumandamız çıkıyor. Kumandayı biz zaten biliyorsunuz, yanında kurt ağızlı başlıklarımız var. Hemen monte etmeniz gerekiyor kullanabilmek için. Çıkartalım, hemen monte edelim. Kumandanın şu kısmını genişletebiliyorsunuz, antenleri açabiliyorsunuz. Buraya bir tane iPad mini çok rahat bir şekilde sığıyor. Eğer bunu profesyonel bir işte kullanacaksanız bir iPad mini almanızı bunun için ben tavsiye ediyorum. Kumandayı hemen buraya yerleştirelim. Bu arada kumandanın girişlerine bakmadım. Type-C'ye dönmüşler mi? Ona bakalım. Hala Type-C yok. Micro USB ve normal USB girişleri var. Yani güncellemeyi micro USB'den yapacaksınız. Görüntü çıkışında normal USB kanalından alacaksınız. Ama yakın zamanda tahmin ediyorum belki bir sonraki sürümde Type-C'ye geçerler. Cihazın 2 adet bataryası çıkıyor. Bataryaların az önce 4500 mAh olduğundan bahsetmiştim. Hemen teyit edelim. Evet, cihaz 13.05 voltluk 4500 mAh'lik iki batarya sahip. Bunların bir tanesi yaklaşık 30 ila 35 dakika arasında uçuş süresi veriyor. Çıkan kablolarımız hala standart, bunu değiştirmediler. Bir tane Type-C, bir tane micro USB, bir tane Lightning kablo çıkıyor. Ama biliyorsunuz yakında Avrupa Birliği'nin aldığı kararla birlikte birkaç sene içerisinde bu kablolar sadece tek tip kabloya dönecek. Adaptör için kablomuz var. Adaptörümüz var. Burada biraz parmak basmamız gereken noktalardan bir tanesi, mesela DJI'de böyle bir paket aldığınız zaman, yani combo dediklerinde size eğer birden fazla batarya veriyorsa DJI, ilk yaptığı şey şarj aletini çoklamak. Ama maalesef Fimi bunu yapmıyor. Bu da üzücü. Biraz da açıkçası bence ticari kaygıların çok güdüldüğü bir ürün olduğu için olabilir. Bunu koyalım. Yedek pervane setimiz var. Bunda kaç tane var? İki tane bunda var. Çıkartalım. İki, üç tane. Üç tane clockwise, üç tane de counterclockwise. Yani A ya da B diye bildiğimiz pervanelerden çıkıyor.
Yani çarptığınızda toplam şöyle yaparsanız ikisi bir set. Toplam tüm pervaneleri 1,5 kere değiştirebilecek kadar pervaneniz oluyor elinizde. Şöyle bir aparat daha var. Bu da herhalde megafonumuz mu? Yani cihazı megafona çeviren aparat da bu. Şöyle göstereyim. Bunu cihazın neresine takacağız? Şurada bir alan var. Silikon bir mekanizmayla burayı kapatmışlar. Şuraya koyuyorum. Bunu şu şekilde alttan iteklediğimizde artık şöyle bakayım sağlam mı? Aslında çok da sağlam değil. Yani düşse çıkar herhalde yerinden. Şöyle bunu oturtuyorsunuz. Aslında şuraya da bir mandal yapmışlar. Buraya bastırıp çıkartmanız lazım. Şöyle normal zorlayarak çektiğimde geliyor. Bunu oturttuğumuzda buraya bu artık bir megafon oluyor. Yani nedir? İleride bir yere götürdünüz. Cihazdan, kumandadan işte seslendiğinizde buradan sesiniz duyulacak. Bir ihtimal, çok ihtimal vermemekle birlikte çünkü resmi sitesinde bundan bahsetmemişler. Ortam dinlemesi de yapabiliyor olabilir ama tabii yani çıkardığı sesten dolayı aşağıyı duyabilir misiniz? O da meçhul. Şimdi hemen cihazın teknik özelliklerine geçelim. Sony'nin geliştirilmiş 1/2 inçlik 48 megapiksele sahip CMOS sensörünü kullanan bu drone aynı zamanda QUAD adını bile söylemekte zorlandım. Quad Bayer piksel teknolojisi kullanıyor ki bu 16 milyara kadar pikseli destekleyen bir teknoloji. Pek ne işe yaradığını bilmiyorum ama kendi iddialarına göre 4 kat daha fazla etkin alanı tarayabildiğini iddia ediyorlar. Bununla birlikte 1.6 diyagram açıklığına sahip bir kameralar olduğunu iddia ediyorlar. Yine HDR özelliğimiz fotoğraf ve videolarda bulunuyor. Bir önceki versiyonda da vardı. Ben bundan zaten gayet memnundum. Hatırlarsanız Hubsan Zino 2'de Super Night Scene diye bir şey vardı. Bunu filmi de kopyalamış. Yine tüm bu özelliklere ek olarak Rocklink dediğimiz çok da bu aralar popüler olan 10 kilometrelik bir görüntü aktarım teknolojisinde yine cihaz eklemişler. Bu cihazın zaten menzilde 10 kilometre biliyorsunuz. 10 kilometre boyunca herhangi bir kayıp olmadan yani daha doğrusu 130 milisaniye kadar kayıp yaşayarak görüntünüzü alabileceğiniz anlamına geliyor. Zaten cihazı biliyorsunuz kutu açılışında gösterdim. İçerisinde iPad mini sığacak bir uzaktan kumandası var. Cihaz su geçirmiyordu. Sertifikası vardı. Artık kar da geçirmiyormuş. Biliyorsunuz kar yağdığı zaman üzerine geldiğinde cihazın yayılarak ilerliyor suyu. Artık karlı havalarda da rahat rahat uçurabilirsiniz. Cihazın 3 eksenli gimbal ise Loss stabilizasyon algoritmasıyla yapılıyor. SAR özelliği var. Yani Search and Rescue. Bu özellikte yani megafonla falan kullanabilirsiniz. Işıklarını pıt pıt yakıyor hani böyle flaşör gibi. Bunun haricinde bir de Precision Landing dediğimiz kamerayı inerken aşağı doğru 90 derece indirdiği için aşağıda eğer bir landing pediniz ve üzerinde H harfi varsa oraya indirebiliyorsunuz cihazınızı. Arkadaşlar umuyorum videomu beğendiniz. Çok kısa zamanda uçuş videosu da gelecek. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere.